Birim fiyatı yapmak mantıklı. Ya birim fiyatıyla ile rakamlara boğulmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaş ne dedi? Almanya'da dedi, 700 euro dedi. 700 euro bakın Almanya'da bir insan asgari ücret 1500 euro olur. 700 euro aşağı yukarı 750 olsa asgari ücretin tam yarısı. Yani 15 günlük asgari ücretli çalışan 15 günlük yemiyesiyle Almanya'da 3060'lı bir bilgisayarı alabiliyor. 15 günlük emeği olduğu için de adam demiyor bu 3060'ın hızlı mıdır yavaş mıdır sallamıyor böyle diyor al da geç diyor her işimi görüyor mu görür al geç diyor e, daha ucuz Ahmet'e varmış yok e, Intel, Nvidia en iyisi diyorlar boş ver Ahmet'i e, diyor adam bakmıyor bile ona bizim burada ne kadar mesela bilgisayar kasası 3600'te i̇şte, en düşük 17.600 şimdi 17.600 kaç tane asker ücret? Şimdi bir dakika. Asgari ücret 11.400'ü değil mi en son? 11.400 Şimdi bunun için 30 gün çalıştığını varsayalım. Bir insanın burada. 30'a bölelim abicim. 380 lira günlük yemiyesi var. Demin ben ne dedim? Bir saniye. 17.600 lira. Bakın aklınıza tutun arkadaşlar. Hatta chat'e yazayım. Bakın. Almanya'daki birim fiyatı Zekicim haklısın. O Japonya'daki de bir sürü sıfır çıkar ama bak birim fiyatını sen asgari ücretlerin günlük yemiyesine göre şey yaparsan, hesaplarsan iş işin rengi çok değişir. Almanya'da RTX 3060'lı kasa 15 15 günlük asgari ücret Burada anlarsın baba. Çünkü icabında adamın alım gücü yüksektir, ama ekonomisi hep değişiyordur, parası değer kaybediyordur, para basıyorlardır filan. Ama e, ama adamın alım gücü de yüksektir, İşsizlik yoktur filan. Hani e, o yine Japonya mesela alım gücü çok yüksek adamların, Türk parasından daha değersiz gibi görünüyor dışarıdan bakınca, sıfırı çok. Hatta bazı gerzekler, böyle troller diyor ki. E Almanya'nın da çok sıfır var. Almanya ettiği güçsüz ekonomi mi? Ama Almanya'da bir insan e, bir aylık çalıştığı zaman aldığı asgari ücretle e, senin e, ananı belliyor. Ananı belliyor. 3000 dolar filan anasını satayım. En son Japonya'da sizin alıp alabileceğiniz en az para tam zamanlı çalışıyorsanız öyle stajyerim, çeyrek maaş, haftada hafta sonları iki gün gidiyorum falan değil kardeşim. Tam zamanlı ise 250 bin yenden aşağı kimse çalışmaz. Burada sigortasız ben 10 bine çalışırım falan demek gibi bir şey hem de bu. bazı yabancılar var ya adam pasaportu yok, vatandaşı yok falan. Sigortanı yapamayacağız tabii ki sen yabancısın. E tamam abi diyor. Sana asgari ücret veremeyeceğiz. Az daha az veririz. 10.000 veririz ağzı düz. İşine gelirse falan. E tamam abi falan diyor ya yabancılar falan burada. Aynı muameleyi sen bir Türk olarak gidip Japonya'da kaçak kalıp kaçak çalışsan 250 bin yen alırsın. Şimdi bunu aklınıza tutun. Ne dedik? Almanya 15 gün asgari ücretle çalışıyor. 15 gün 3060'lı bilgisayar alıyor. Peki kaç dedim ben 3060'lı bilgisayara? 17600 lira. 380 ile 20 gün çalışsa 380 çarpı 20 desek Bizim asgari ücretin günlük yemiyesi 380 liraya 7600 etti. Abi biz 50 gün yapalım. Bir dakika. Asgari ücretin bir, bir maaşı bile yetmez o bilgisayar olmaya. 50 gün yapalım baba. 19.000 hmm. 45'e düşürelim bunu. Bu çok oldu. 380 çarpı. 45 gün çalışsa 17.100. Tamam. 45 gün baba. Heh. Hesaplıyoruz ha. Birim A böyle yapılır. Bu bilim hesabı. Heh. Türkiye RTX 3060 ee, kaç gün dedim la ben 45 gün 45 gün asgari ücret al ha, birim böyle yapılır şimdi gelelim Japonya Japonya'nın sıfırı çok haklısın bir adamın asgari ücreti güzel kardeşim orada 250 bin yandır minimum Kaç TL? 250 bin yen kaç ee, lira yapar diyelim. ha 46.200 lira Japonya'daki asgari ücret. Evet. Bir sürü şey var ama sıfırı var ama 250.000 alıyorsun aylık. Maaş çok sıfırlı ama sen burada 11.000 alıyorsun orada 250.000 alıyor. Bilim çok saçma falan değil kardeşim. Şimdi 3060'lı bir bilgisayar bu kaç dolar yapıyor diyelim. Dolarla şey yapalım. Bu kadar da sert girmeyelim.